Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler. Bugün Sakarya'dayız, Karasu'dayız, İhsaniye'deyiz. Biliyorsunuz Sakarya dediğimiz zaman 50'ye yakın Çerkez köyü var. Bu Çerkez köyleri de yarısı Abbas köyleri, yarısı Adige köyleri. Bunlar ortak yaşıyor. Ama İhsaniye'de Abbazlarla Çerkezler ortak, bir Evet, de biraz azıcık da Karadenizler var. Karadeniz var. Sonradan da muhacirler gelmiş. Bulgar muhacirler gelmiş. Ama şunu söylüyorlar İhsaniyeliler, bizler muhacirler ve Lazlar kardeşçe geçiniyoruz. Şimdiye Evet. kadar hiçbir sorunumuz Sorunumuz olmadı. olmadı. Evet. Ortak bir kültür geliştirdik burada Allah'a şükür. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Çok da memnun oldum. Sizleri görmekten çok mutlu duydum. Önce abi biz sizi tanıyalım. İsmim Rıfat Deniz. İhsaniye köylüyüm. Çocukluğum burada geçti. Babamın çocukluğu da burada geçmiş. Dedem de burada gelmiş. Dedemin babası gelmiş köye. Osmanlı-Rus Savaşı'nda O zaman Mehmet. 1864'te 1864 o yıllarda, 1862-64 o yıllarda Kandıra sahillerinde gemiden atılmışlar yani. Suya atılmışlar. Oradan sağ çıkabilenler sahile çıkmış. Bir müddet Kandıra'da durduktan sonra bizim köyün olduğu yere geliyorlar. Köyümüzün doğu tarafında Sakarya Nehri vardır. Oradan ileri geçemiyorlar tabii ki. Sakarya Nehri'nin kenarında yerleşiyor 5-6 aile, belki 4-5 aile. Mehmet ve Bilal diye. Büyük dedem Mehmet. Bilal bekarken ölmüş. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Sakarya Nehri'nin kenarına yerleşiyorlar. Tabii zamanın padişahı, yanlış hatırlamıyorsam, 2. Abdülhamit yer gösteriyor. Diyor ki yani bu şu bölgeye yerleşebilirsiniz. Bu bölgede konaklayabilirsiniz. Bizim köyümüz de o bölgelerden bir tanesi. Büyüklerimiz padişahın oğluyla, ihsanıyla gelip buraya yerleştikleri için yerleştikleri yere İhsaniye diyorlar. Sakarya Nehri kenarında bir yerleşim oluyor. İlk yerleşim orada oluyor. Daha sonra köy daha ilerliyor. Şu anda köy merkezi kaymış durumda, biraz daha batıya kaymış durumda. O köyün merkezi etrafında yerleşim oluyor. Tabii bu Çerkezlerin gelmesiyle köy yavaş yavaş büyüyor. Büyüdükçe de yayılıyor. Herkesin kendi geldiği yere uygun coğrafyaya, yaşam koşullarına göre yerlere yerleşiyorlar. İşte bir kısmı biraz daha sahile yerleşiyor. Bir kısmı biraz daha iç kesimlere yerleşiyor. Orada geldikleri yerde ne yapılıyorsa onu yapmak gayreti içerisindeler. Köyümüz bu şekilde Çerkez köyü olarak kuruluyor. Daha sonra tabii yerleşen büyüklerimiz Balkan Savaşı çıkınca savaşa gidiyorlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da işte yaşayabilenler geliyor. Bir kısmı tabii kalmış köyde. Bu süre zarfında köyümüze Karadeniz bölgesinden vatandaşlar da geliyor, Lazlar geliyor. Onlarla bir kaynaşma oluyor. Daha sonra muhacirler geliyor. Bulgaristan'dan muhacirler geliyor. Onlarla da kaynaşıyor. Onlar köyün biraz daha yukarı kısımlarına yerleşiyorlar. Düğünlerimiz çok güzel olur. Düğünlerimizde ilk zamanlar tabii Çerkez oyunları da çok güzel olurdu. Çerkez şeyi daha bir vardı. Zaman içerisinde işte oyunlarımız da birbiriyle kaynaştı. Düğünde artık hem üç ayak oynanır, Çerkez oyunu oynanır, hem Lazların üç ayak oyunanır, hem de Muhacırların kendine özgü oyunları vardır. Onlar oynanır, Balkan ezgileri vardır. Böyle çok güzel kültürlü bir şey de oldu. Çok kültürlü bir köy haline geldi. Bu arada bir Çerkezlerin nüfusu biraz azaldı. Maalesef Çerkezler çok geç evleniyorlar, çocuk da yapmıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Tabii bu da Çerkez nüfusunun köyün genelinde nispeten azalmasına sebep oluyor. Böyle bizim köyümüzün Ama baktığımız zaman bu köyde Çerkezce bilen çok az. az. Evet. Şöyle biraz bir asimile olmuş durumdayız. Maalesef böyle. Çünkü dediğim gibi kuşaklar arasında bir kopukluk oldu. Çünkü mesela şunu yakalayamıyordum. Ben kendi ailem açısından yakalayamadım. Evet,
buraya geldikten sonraki seceresini çıkarttık, onu biliyoruz. Onun hikayesini, geçmişini, kim kimle evlenmiş, hangi nerede bağlar onu biliyoruz ama Kafkasya'daki sülaleyi yakalayamadık mesela. Halbuki onu yakalayabilsek orada sülale şeylere çok ciddi tutuluyor kayıtları. Orada bilsek oradan bir şeyler yakalayacağız. Oradan bir şeyler yakaladığımızda da oradan belki dille ilgili bir şeyler kapacağız falan. Tabii bu bölgeye gelen insanların bir de şanssızlığı şu. Ya gelmişler, bir süre sonra Balkan Savaşı çıkmış. Yani kuşaklar birbirini birlikte büyüyememiş bile. Yani birçok kuşak birlikte büyüyememiş. Can derdine düşmüşler. Bir tarafta yeni gelmişler, muhacirsin. Yer edinmeye uğraşıyorsun. Bir yaşam savaşı veriyorsun. Bir tarafta da Balkan Savaşı çıkmış. Ülke bir yaşam savaşı vermeye başlamış. Hadi herkes ülkeyi kurtarma derdinde. Bu sırada yeni yetişen çocuklar imar olmuş. Babadan, dededen kültürü tam alamamış. Tabii ondan sonra da ne oluyor? İşte dil bilen sayısı azalıyor. Gelenekleri bilen sayısı azalıyor. Bunları yaşatan sayısı da azalıyor. Sevgili seyirciler, biz hep şunu söylemiştik. Bizim bir hikayemiz yok. Babamız bize hikaye anlatmadı. Kafkasya'yı anlatmadı. Evet. Bir pasaportumuz da yok. Kafkasya'ya gidemiyoruz. Aslında biz diyoruz ki vatanımız Kuzey Kafkasya. O zaman çift vatandaşlık istiyoruz. Kafkasya'ya kolaycana girmek istiyoruz. Onların bizi kabul etmesini istiyoruz. Onları tanımak istiyoruz. Pasaportsuz gitmek istiyoruz. Bunlar için ne yapmamız lazım? Yani belki kültürümüzü orada yaşatırız, çocuklarımıza anlatırız. Büyüklerimiz bize anlatmadı ama. Şimdi tabii oradaki kültürü bir tanımakta fayda var, görmekte fayda var. Oradan mutlaka bizim genlerimize dokunan bir şeyler çıkacaktır. Eğer bunu da çocuklarımızda yansıtabiliyorsak, bu bir zenginliktir. Bu ülkede bu zenginliği bir zenginlik daha katabilirsek ne güzel olur. Yani pasaportla gitmek, tabii şimdi şu andaki siyasi durumlar buna ne kadar müsaade eder bilemiyorum. Yani özellikle orada. Bizim mesela geldiğimiz şeyler şu anda Gürcistan toprakları içinde kalıyor yanlış hatırlamıyorsam. Orada tabii çok şey değişti. Ama gidip ata yurdumuzu görmekte, varlık göstermekte fayda var. Yani onların da bizim burada bir yerlerde bir akraba olduğunu bilmelerinde fayda var. Bizim de oradaki akrabalarımızı, en azından akraba olma ihtimali olan kişileri görmemizde fayda var. Sevgili seyirciler, ne biz gidiyoruz ne onlar geliyor. Bu kelimeyi yanlış anlıyorlar. Kafkasya'ya giden arkadaşlarımız var ama bunlar çok az. %1 kişi gidiyor. Çoğunluk burada kalıyor. Evet. Ve o gidenler hep bize onu anlatıyorlar. Herkes zannediyor ki herkes Kafkasya'ya gidiyor veya Kafkasya'dan geliyor. Yani ben gitmedim. Benim çocuklarım da gitmedi. Bizim sülale 100 kişiye yakın. Bir kişi Kafkasya'ya da gitmedi. Gitmek gerekir. Yani en azından turistik amaçlı bile olsa gitmek gerekir. Ama bunu da sevgili başkanım, derneklerin mi açması? Birisi öncülük yapması lazım. Turların düzenlemesi lazım. İnsanların kolayca gidip gelebilmesi için. Evet. Bir yol açılması lazım. Yani bireysel olarak bu risk biraz. İnsanlar korkuyorlar. Tabii çok güvenli bölgeler de değil bakıldığında. Çok böyle değişik hikayeler de duyuyoruz. Ama bir tur organizasyonu veya bir seyahat ajantası öncülüğünde böyle bir şeyler yapılırsa ben inanıyorum ki bir kültür turu kapsamında katılan çok olacaktır. Evet sevgili seyirciler, yani biz bunları candan istiyoruz. Gerçekten istiyoruz. Türk hükümetiyle artık Adiges'i, Osset'i, Abbaz'ı, Çeçen'i, Dağlıstanlısı artık bir şekilde vatanımızla kucaklaşmak istiyoruz. Kucaklaşanlara bir şey söylemiyoruz ama biz vatanımızı özlüyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle bir geldiğinize çok memnun oldum. İnşallah bu tip faaliyetleriniz de devam eder. Bu tabii ülkemizin zenginliğidir. Yani sonuçta biz gelmişiz Türkiye'de. Yani burası da bizim vatanımız. Burada birlik beraberlik içerisinde ve ülkemizin nimetlerini paylaşarak güzel bir şekilde yaşayacağımızı umut ediyorum. Yaşıyoruz da zaten Allah'a şükür. Ama bu demek değildir ki kültürümüzden kopalım. Kültürümüzü tanımayalım. Bence kültürümüzü de tanıyalım, yaşatalım. Burada da İstanya Köyü istersen bu işi model. Çerkezi, Lazı, Muhacir hep birlikte kardeşçe yaşıyorlar. Başka insanlar gelse onlar da aynı şekilde yaşayacaklar.
başka kültürlerden. Ama herkes de kendini bilerek yaşayacak tabii ki. Bu çok güzel bir şey. İnşallah böyle devam eder. Sevgili seyirciler, Deniz Bey, bir şey daha Rıfat Bey'e sormak istiyorum da. Çerkezler şunu söylüyorlar. Siyasetçiyle, zenginimizle kucaklaşamıyoruz. Ya evet, biraz öyle bir sıkıntı var. Şimdi sevgili seyirciler, sanatçımıza diyoruz niye gitmiyorsun, dernek beni davet etmiyor. Siyasetçimize diyoruz niye dernek davet etmiyor. İş adamımıza söylüyoruz, dernek bizi davet etmiyor. Herkes birbirinden davet bekliyor. Evet, herkes ben üstünüm, ben biraz sanki böyle ego var yani. Bu egomuzu aşmamız lazım, kırmamız lazım yani. Maalesef bu var. Bu ego da bizim kinetlenmemize bir de ölçüde mani oluyor. Sevgili seyirciler, bizim de başımıza geliyor. Bazen bir kapıyı çalıyoruz, kapı yüzümüze kapanıyor. Aman köyüme gelme diyorlar, ilçeme gelme diyorlar, derneğime gelme diyorlar. Tamam diyoruz, gelmeyeceğiz, söz veriyoruz. 3 gün sonra bir daha telefon açıyoruz, yine aynı şey yapıyoruz. 4. gün diyoruz ki tamam kardeşim, sen beni davet etmedin ama ben geldim diyorum. Eksik olmasınlar, bizleri de çok güzel karşılıyorlar, ağırlıyorlar. Davetsiz gitmek de iyi oluyor herhalde. Şöyle, bizim kapımız, ben kendi adıma söyleyeyim, bizim kapımız herkese açıktır. Kültürümüzde var bir kere o. Yani misafir baş tacıdır bizim için. Yani nasıl sizin yüzünüzde kapıyı nasıl kapatıyorlar onu da ben anlayamadım, idrak edemiyorum yani. İşin esası. Evet, yani misafir yüzüne katılıyor. Evet, sevgili dernek başkanlarımız, sizlere söylüyoruz. Eğer bir dernek kurduysanız o derneği yaşatmak mecburiyetindesiniz. Bizlere ihtiyacınız var, bizlere mecbursunuz, bizleri davet edeceksiniz. Bizleri dediğimiz zaman sanatçımızı davet edeceksiniz, iş adamımızı davet edeceksiniz, herkesi davet edeceksiniz. Yeni doğan çocuğumuzu bile davet edeceksiniz ki büyüyelim. Çünkü siz üstlendiniz bu görevi, diyorsunuz ki biz birleştireceğiz. Çocuklarımıza bir şeyler aktarabilmemiz lazım. Bizde eksik olanı da hatta tamamlayıp aktarmamız lazım. Bu bizim görevimiz, sorumluluğumuz. Çünkü çocuklarımız kendilerini bilerek, tanıyarak yetişmesi gerekiyor ki topluma faydalı olabilsinler. Kendini tanımayan insan başka şeylerin etkisinde kalır. Kendi kültürünü bilmeyen, kendi kültürünün kalitesini bilmeyen insan başka kültürlerin etkisi altında kalır. Bir müddet sonra bir bakarız ki çok farklı bir toplum yapısıyla karşı karşıyayız. O yüzden bizim çocuklarımıza kendi eksikliklerimizi de tamamlayarak kültürümüzü aktarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu da nasıl olur? Bir kere bizler paylaşacağız. Birbirimizin eksiklerini karşılıklı tamamlayacağız. İşte dernekler vasıtasıyla olur, başka kurumlar vasıtasıyla olur. Toplumdaki lider, büyükler vasıtasıyla olabilir. Onlardan alacaklarımızı alacağız, vereceklerimizi vereceğiz, daha çok zenginleşeceğiz ve bunu da çocuklarımıza aktaracağız. Ya da çalıştaylar mı yapacağız veya tanıtım günleri mi yapacağız ama sonuçta boş durmayacağız. Bir kere şu egomuzu yok etmemiz lazım. Yani hep karıştan beklemeyeceğiz, bizler de bir şey yapacağız. Ondan sonra çalıştay da olur, toplantı da olur, piknik de olur, her şey olur. Evet sevgili seyirciler, bir programımızı burada bitiriyoruz. Rıfat Deniz Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizleri kabul ettiniz. Teşekkür ediyorum, her zaman bekleriz. Sevgili seyirciler, başka programlarda buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bizi seyrettiğiniz için teşekkürler.